Fabrika büyüdükçe maliyet düşer. Ölçek ekonomileri. Sanayi devriminin ilk dönemlerinden itibaren, imalatın küçük ölçekli gruplardan büyük fabrikalara geçmesiyle, büyük firmaların daha düşük maliyetle üretim yapabildiği anlaşıldı. Bir firma büyüdükçe ve üretimi arttıkça, daha fazla makine, emek ve ham madde kullanır. Böylece daha büyük bir fabrikanın daha fazla toplam maliyeti olur. Ama fabrika aynı zamanda düşük birim maliyetiyle daha fazla üretim yapabilir. Ortalama maliyetteki bu düşüş, ölçek ekonomileri olarak bilinir. İngiliz ekonomist Alfred Marshall 1890 yılında Ekonominin İlkeleri kitabında bu etkiyi keşfetti. Firmaların ürün artışı yaptıklarında kısa vadede üretimi artırabilmek için işçi sayısında değişiklikten başka yapacak bir şeyleri olmadığını gösterdi. Ek işçilerin öncekilerden daha az üretim yapması birim maliyetinin yükselmesine neden olur. Yine de uzun vadede eğer bir firma fabrikasını, iş gücünü ve makinelerini iki katma çıkarabiliyorsa iş gücünde uzmanlaşmanın, iş bölümünün avantajını yakalar ve maliyetler düşer. 1960'larda bir başka İngiliz ekonomist Alfred J. Handler, 1918 ile 2007 arasında, büyük şirketlerin gelişmesinin 20. yüzyıl başlarında nasıl yeni bir endüstri devrimi yarattığını gösterdi. Büyük işletmeler düşük maliyette daha fazla mal üretip rakiplerini iş alanı dışına atarak endüstrilere hükmetmeye gelmişti. Bu büyük firmalar genellikle doğal tekelin tadını çıkardı. Alfred J. Handler büyük ABD'li şirketlerin, özellikle motorlu araç endüstrisindekiler, geniş üretim bandı endüstrisine doğru nasıl geliştiğini anlattı. Kısaca, yaklaşım, piyasalar ve firmalar. Önemli düşünür, Alfred Marshall, 1842 ile 1924 arasında, öncesi, 1776 Adam Smith büyük firmaların birim maliyetini iş bölümüyle nasıl düşürdüklerini anlatır. 1848 John Stuart Mill sadece büyük firmaların belirli iş değişikliklerine başarılı bir şekilde uyum sağlayabileceğini ve bunun da doğal tekellerin oluşmasına neden olacağını iddia eder. Sonrası, 1949 Güney Afrikalı ekonomist Petrus Johannes Verdoorn ölçek ekonomilerinde artan büyümenin üretkenliği etkilediğini gösterir. 1977 Alfred J. Handler dev işletmelerin yükselişi ve seri üretimi tanımladığı görünen el, Amerikan iş hayatında yönetsel devrimi yayımlar.